Bugün işleyeceğimiz konu videolarımızdaki altyazılar. Peki altyazılar sadece duyma problemi yaşayan arkadaşlarımıza yardım olsun diye mi koyuluyor? Hayır. Altyazılar bizim sıralama ve kazanç anlamında bulunmaz nimetimiz desek aslında yanlış konuşmuş olmayız. Peki şimdi bunu sizlere ben aşama aşama anlatacağım. Altyazıyı nasıl çevirebiliriz çok kolay bir şekilde bundan bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki YouTube'da böyle bir özellik var artık. Bunun dışında da kanallarımızın analitik metriklerinde çeviri kullanan bir kanal nasıl fayda sağlıyormuş? Video sonunda tüm orijinal ekranları sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle şu videoma yani benim kanalımın son videosuna dikkat etmenizi istiyorum. Altyazılı olan videoların altında biliyorsunuz ki altyazılar seçeneği aktif hale geliyor. Ancak otomatik olarak kendi sesinden yani sizin sesinizi dinleyerek çeviri yaptığı zaman altyazılar sekmesini aktif hale getirmiyor. Şimdi buradan ilk anlayacağımız nokta nedir? YouTube bir yapay zeka sayesinde bizim ağzımızdan çıkan kelimeleri anlıyor ve bunu yazıya dökebiliyor. Peki bunu aslında ne için kullanıyor? Tam anlamıyla reklam için. Benim ağzımdan çıkan kelimelere dayalı video konumu çözüyor ve reklam veren odaklı yani nokta atışı reklam çıkartmak için bu bilgilerden faydalanıyor. Aslında benim neyle alakalı video çektiğimi başlık açıklama ve etiketten ziyade zaten YouTube anlayabiliyor. Peki şimdi ben bunu tüm dillere nasıl çeviririm çok kolay bir şekilde. Öncelikle bunu göstereceğim. Daha sonra ise kanalımıza vermiş olduğu yani bize katmış olduğu etkilerden bahsedeceğim. Öncelikle şu ekranı iyi bir şekilde okumanızı istiyorum. Baştan sona okuyacağım. Gereksiz bir bilgi değil. Şimdi biliyorsunuz ki SEO yani arama motoru optimizasyonu. Bu bizim can damarlarımızdan bir tanesi. Aranabilir, bulunabilir, önerilebilir videolar üretmek bizi başarıya taşıyan en büyük etmenlerden bir tanesi. Bakalım burada bize ne diyormuş? YouTube SEO alanında zararlı etkiler ile mücadele etmek için YouTube videolarınızda doğru başlıklar kullanmalısınız. Tamam, spam içerik yapmayacağız. Google'un içeriğinizi tarayabilmesi ve sizi sıralayabilmesi, aramalarda da üste taşıyabilmesi için videonuzun ne ile alakalı olduğunu gösteren anahtar kelimelerle dolu olması gerekiyor diyor. Burada da bir problem yok. Her zaman söylüyoruz. Alakasız clickbait başlık açıklama vesaire yazmayacaksınız. Tüm bunlar videonuzla alakalı olsun diye. Daha sonra önceden de belirtildiği gibi diyor. Arama motorları görüntü ve ses değil metini tarayabilir. Yani indeksleme yaparken arkadaşlar siz bir kelime yazıyorsunuz aslında. YouTube'da bir arama motoru öyle değil mi? Google'la aynı şekilde çalışıyor. Yazmış olduğunuz kelimeleri diyor eşleştirir diyor. Bu durumu diyor göz önünde bulundurarak videonuzun altında net bir şekilde videonuzda ne anlattığınızı içeren altyazınız olmalıdır. Tamam. Araştırmalara göre arama motorları altyazı metnini tarayabildiğinden dolayı altyazılı videoların yüksek arama için sıralamalarda çıkması daha kolay olur diyor. Şimdi o zaman ben bu örneğimi yani bu görselden edindiğim bilgileri şöyle bir toparladığımda eğer benim videolarımda altyazı olursa demek ki sıralamamı etkiliyormuş. Bunun dışında da kazancımı etkiliyormuş. Kazancımı nasıl etkiliyor peki? Biliyorsunuz ki girilen IP dolayısıyla yani benim cihazımın dili. Ben Almanya'da oturuyorum ve cihaz dilim Almanca diyelim. Türkiye'de izlediğiniz videoda Türkçe reklam çıkarken diğer vermiş olduğum örnekte Almanca reklam çıkacak. Bu sebepten ötürü biz örnek veriyorum 3 lira kazanıyorsak yabancı reklam çıktığı için belki 13 lira kazanacaksınız o reklamdan. Yani kazancınıza çok ama çok büyük bir etken yapacak sıralamanın yanında. Peki şimdi burada madem benim sesimi algılıyor otomatikman yazıya döküyor. Normal şartlarda şuradaki çark ibaresine tıkladığımızda altyazıların üzerine tıklayıp otomatik çevir dediğimizde istediğimiz ile bunu çevirebiliyoruz. Ancak bu tam anlamıyla bizim işimizi görmüyor. İşimizi daha belirgin bir şekilde yansıtmak için yapmanız gereken kanal içeriğine giriyorsunuz. Daha sonra alakalı videolarınıza gelip şuradaki ayrıntılar kalem simgesine tıklıyorsunuz. Daha sonra sol tarafta altyazılar. Buraya tıklıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi videomun dilini algılıyor zaten. Ne yapıyor? Burada otomatik diye altyazıların altında bir ibare çıkartıyor. İlk yapmam gereken nedir? Benim daha kolay bulunmam ve sıralamalarda çıkmak için ne olursa olsun önce buradan dil ekle diyorsunuz. Diyelim ki ben İngilizce diline manuel çeviri yapmak istiyorum. Hemen geldim buradan İngilizceyi seçtim. Önce başlık ve açıklama. Yapmam gereken önce başlığımı kopyalıyorum. Bazen farklı dillerde çeviri yaptığınızda taşmalar söz konusu olabilir. Fazla harflerden dolayı. Bunlara dikkat edin. Şimdi ben İngilizce diyeceğim.
Şöyle kopyaladım. Daha sonra geldim tekrar yapıştırdım. Gördüğünüz gibi başlığımı çevirdim. Daha sonra yapmam gereken şuradaki bütün açıklamamı kopyalayıp tekrar çeviri hizmetine geliyorum. Yapıştır diyorum. Hemen burada yer alan açıklamamı da kopyalayıp geldim buraya yapıştırdım. Şimdi bu saatten sonra cihaz dili İngilizce olan bir vatandaşa yani bir izleyene benim başlığım ve açıklamam İngilizce olarak otomatik çevrili bir şekilde çıkacak. Artık benim yapmam gereken bir şey yok. Burayı ne kadar isterseniz o kadar arttırabilirsiniz izleyen kitlenize göre. Altyazılara geldiğim zaman şimdi bakın yapmanız gerekeni anlatıyorum. Kopyala ve düzenle diyorsunuz. Bu işlem mevcut Türkçe taslağının üzerine yazılır diyor. Devam diyorsunuz. Biraz bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi benim videomun içerisinde dile getirdiğim kelimeleri ne yapıyor? Bir yazılı metne dönüştürüyor. Şimdi benim yapmam gereken aslında burada hiçbir şey yapmadan önce yayınla diyorum. Bekliyorum. Hemen şöyle bir işlesin. Tabii bu videonuzun uzunluğuna göre vesaire değişecektir. Şimdi aslında bakın burada ne oldu? Otomatik yazarken bu sefer buranın altında içerik üretici tarafından oldu. Yani ben aslında manuel olarak görmeye başladı. Şimdi düzenle diyorum. Düzenle dedikten sonra ilk yapmanız gereken nokta şu. Önce burada yer alan kelimeleri hatalı olanlar varsa imla kurallarına uygun bir şekilde ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Yani hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok basit olduğunu düşündüğümüz vesaire diyor ya. Buraları manuel olarak örnek veriyorum hata vesaire varsa buraları ne yapıyorum? Böyle manuel olarak siliyorum. Daha sonra burayı hızlı bir şekilde kontrol ediyorum. Bu benim işimi kolaylaştırıyor değil mi? Daha sonra tekrar yayınla diyorum. Bu hataları giderdikten sonra. Daha sonra İngilizce. Şimdi ben başlık ve açıklamamı biliyorsunuz ki paylaşmıştım. Buraya gelip ekle diyorum. Ekle dedikten sonra otomatik çevir diyor bakın. Buraya tıklıyorum. Gördünüz mü? Benim biraz önce manuel olarak ayarladığım kelimelerimi hemen otomatikman İngilizce diline çevirdi. Daha sonra yayınla diyorum tekrar. Ve gördüğünüz gibi artık çok bir iki tıkla birkaç saniyede video dilimin hemen hatalarını giderdim ve İngilizce olarak da yayınladım. Şimdi aynı şekilde bir videomuzu kontrol edelim. Hani dedim ya şuraya dikkat edin diye. Şu şekilde sayfamı bir yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi artık altyazılar kelimesi buranın altında çıktı. Videoma girdiğim zaman. Şimdi ne oldu? Türkçe bir şekilde çıktı. Tabi zaman damgalarını vesaire hani siz ne yapıyorsunuz? Burada elinizden geldiğince ayarlayın. Daha sonra şuradaki çarka tıkladığımda bakın altyazılarda artık İngilizce seçeneği de var. Bu manuel etki yaratıyor. Bu gerçekten çok önemli. Benim videomun altında altyazılar ibaresi yer aldığı için videomu aramalarda yani sıralamalarda daha yukarıya taşıyor. Ve sizin video konunuza göre eğer yurt dışından aranma potansiyeliniz varsa diğer rakiplerinize nazaran daha önde çıkıyorsunuz. Buraya kadar hiçbir problem yok. Bu şekilde çok basit olarak birkaç tıkla videolarınızın tamamını çevirebilirsiniz. Ancak burada sizi bir konuda uyarmam gerekiyor. Otomatik olarak yani otomatik olarak sizi dinleyip çevirdiği altyazıyı düzgün çevirebilmesi için diksiyonunuz, mikrofonunuz, ses kaliteniz bunlar önemli. Yani elinizden geldiğince anlaşılır bir şekilde konuşursanız buradaki hatalar daha az olacaktır ve sizi o düzenleme aşamasında daha az yoracaktır. Bu önemli bir detay. Şimdi dilerseniz altyazı kullandığımızda peki nasıl bir etki ediyormuş? Hadi bir bakalım. Şu an karşınızda görmüş olduğunuz ekran Web Eğitim kanalına ait. Buradan ömür boyundan görüyorsunuz zaten. Ömür boyunda altyazı kullanmadığınızda nasıl bir ekranla karşılaşacağınızı görüyorsunuz. Ben bu ekrana nereden ulaşabilirim diye merak eden arkadaşlarım varsa analitik sayfasına giriyorsunuz. Daha sonra sağ taraftan gelişmiş moda tıklıyorsunuz. Açılan sekmeden şuradaki diğer seçeneklerden altyazılar ibaresini tıkladığınızda buradan dillerinizi görebilirsiniz. Süresini de buradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi Türkçe, İngilizce, Rusça iki tane İngilizce olarak da bir kişi izlemeye çalışmış diyelim 6 dakika 19 saniye. Yani altyazı kullanmazsanız kanalınız bu şekilde performans gösterir. Benim yönetmiş olduğum kanallardan bir tanesi bir yemek kanalı arkadaşlar. Bakın bir yemek kanalı her zamanki örneğimiz değil mi? Altyazı çevirisi yaptığınız zaman ömür boyunda ki abone sayısı şu an düz hesap 17 bin civarlarında baktığınızda ne kadar işe yaradığını görüyorsunuz. Yani altyazı işe yarar mı? Evet, belirli bir süre sonra emin olun videolarınızın sıralamasında, bulunmasında ve çevirisinde çok büyük etki sağlayacak. Dediğim gibi kazançlarınızda da o şekilde. Peki kazancımıza ne boyutta etki eder diye
Bu detayları kaçıran eski videolarımızdan arkadaşlarımız varsa yeni izleyenler onu da gösterelim. Kendi kanalımdan göstereyim. Yönettiğimiz kanalların bilgisini vermiyoruz çok fazla. Şimdi burada analitik sayfasında coğrafya diye bir bölüm var. Ben burayı hemen son 28 gün yapayım. Şuradan coğrafyaya tıklayayım. Önce benim hangi ülkeler tarafından aslında izlendiğimi gösteriyor. Burası size bir fikir vermeli. Nasıl bir fikir vermeli? Ben 28 günde veya ömür boyunda artık süresini siz ayarlarsınız. Hangi ülkelerden ağırlıklı olarak izleniyorum? O zaman ben burada yer alan ülkelere altyazı seçeneğini manuel olarak koyarsam sizce etki etmez mi? Elbette ki eder. Şuradaki artı butonuna tıklayalım. Oynatmaya göre 1000 gösterim başı maliyet veya 1000 gösterim başı maliyeti de seçebilirsiniz. Direkt 1000 gösterim başı maliyeti seçelim. Ülkeler bazında altyazı kullanırsanız 1000 gösterim başı maliyet. Aslında bu reklam veren ama boyutları size fikir verecektir. Ne kadar fazla kazancınıza etki ettiğinde görebilirsiniz. Ülkemizi merak ediyorsanız Türkiye'yi ben hemen şunun üzerine bir kere tıklayayım. Zaten büyükten küçüğe göre diziyormuş. Bir bakalım ülkemiz buralarda çıkmıyor. Şöyle görüntülenme diyelim. O şekilde bulacağız sanırım. Evet ülkemiz 11 lira. 11 lira veriyor. 1000 gösterim başı maliyet ortalaması. Genel anlamda 195 liraya kadar çıkıyormuş. Eğer ben yabancı dil çevirilerini kullanırsam kazancımıza bu şekilde bu oranlarda etki ettirmem mümkün. 10.000 izlenmenizde örnek veriyorum Türkiye'de 100 lira kazanırsanız başka bir ülkeden izlenme elde ederseniz 500, 600 belki de 1000 lira kazanabilirsiniz. Bu mümkün müdür? Evet mümkündür. VP Eğitim kanalında bugün çok basit olduğunu düşündüğümüz altyazıları hızlı bir şekilde nasıl dönüştürürüz ve bize ne gibi etkileri varmış sizlere bunlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu hafta Kurban Bayramı haftası. Hepinizin Kurban Bayramını kutluyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.